Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dersimiz İnsanın serüveni. Ders kaç size? Dört mü? Tamam. Devam edin. Ne yaptım? Kalktım yazdım değil mi? Üşenmedim. Siz hocasınız, siz anlatan insansınız. Üşenmeyeceksiniz. Üşenen pek bir şey veremez. Üşenmeyeceksin. Temellik yapmayacaksın. Temellik yaptın zaten bu işte yürüyemez. Anladın mı? Peki. Bir son dersi şey yapayım. İnsanlığın serüveninde ilk gün bir şeceri hilkat gördük. İnsan gördük. Bu insanı kaba taslak battık. Nereden kaynaklanıyor? Sonra bu insanın içine girdik. Dedi ki bir bu insan ilk önce şurada şunu aldı. Meçhul denilen. Çalıştınızsa, çalışmadınızsa birbir üzerine bina edildiğinde anlama şansınız yoktur. Birbirine eklidir. Anlamasan da olur. Yeter ki çalışsan. Çalışmayan yok değil mi? İnşallah çalışmayacaksınız. Tamam. Yani ruh dedik, tamam mı? Ruh ne yaptı? Şurada ben onu şu şeceri hilkatı bir de göstereyim size. Şeceri hilkat nerede? Şurası. Bak burada dedi ki vacibül vücut var. Bunun hakkında hiçbir malumat yoktur. Olmayacaktır da. Biz Allah hakkında aldığımız haber Kur'an'la alıyoruz. O da şuradan. Şu mouse'u görüyor musunuz? Orada da gözüküyor değil mi? Orası daha net ya. Vay be. Liseyden net. Şimdi buradan. Bak şimdi. İki tane vahiy var. Bak. Vahiy zimmi. Bir de vahiy sarih var. Zimmi doğru mu yazdım? Tamam değil mi? Evet. Bak şimdi. Bu size çok lazım. Yazı yazılırken bu yazı ne kadar mühim? Kim gösteriyor? Sizi bir şeye taşıyor. Aslınıza taşıyor. Unutmayın. Ama bunu demeyin dışarıda. Dışarıdan bir şey almıyoruz. İlim. Aldığımız ilim aslında bizde var olanı aktif ediyor. Battaniyesini üstünden atıyoruz. Yani şu. Çekirdekten ağaç çıkıyor mu? Çıkıyor. Ağacın çıkması için dar, soğuk, karanlık, kimsesiz toprağın altına atılıyor. Bu çekirdekten ağaç olması için güneşten bir şey alıyor. Havadan alıyor, sudan alıyor. Bir de muamele yapar. Çiftçinin. Bu çekirdeğin yazısına, yani programına hiçbir katkısı yok. Yani bir yazılım yazılmıyor. O yazılımın dışarıya çıkmasına sebebiyet veriyor. Öyle mi? Yani güneş onu dışarıya taşıyor. Su onu dışarıya taşıyor. Tamam. Şimdi oradaki yazılımda herhangi bir katkı yok. İnsan da bir çekirdeğe benzer diyor usta. Yazılımımıza Kur'an, ibadet, küfür, isyan, ne olursa olsun yazılımımıza, yani aslı sistemimize hiçbir katkısı yok. Yazılımı yok yani. Yükleme yok. Ne var?
çekirdeğe, bir daha söylüyorum. Bak, çekirdeğe diyor ki usta. Güneş hava şey ya. İnsan da bir çekirdeğe benzer. İmanın ziyasıyla. İslamiyet suyuyla. Tamam. Ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'an'ı imtisal ederse dar alemi arz eden alemi nura inkişaf eder çekirdek diyor. Oradan örnek veriyor. Güneşi çekirdeğe nispet edince imanın ziyası. Bak çekirdeğe güneş nedir? İnsana imanı odur. Çekirdeğe su nedir? İnsana İslamiyet odur. Çekirdek toprağı nedir? Ubudiyet budur. Ubudiyet namaz niyaz değildir. Namaz niyaz ibadettir. İbudiyetin içindedir. Ubudiyet daha kapsamlıdır. Lise diploması, diplomasının içinde ortaokulda olduğu gibi. Ubudiyet, tamam mı? Şimdi bu yazılıma, insanın yazılımına Kur'an'ın, hadis-i şeriflerin, küfürün, imanın, ibadetin bir yazılımına katkısı yok. Nedir? Ya o çekirdeği küfürle, isyanla batırır, çekirdek ölür veya o çekirdek ubudiyet toprağı altında, bak, imanın ziyasıyla, imanı güneşe benzetiyor usta, İslamiyet suyuyla, çekirdeği su neyse İslamiyet çekirdeği öyledir. Tamam mı? Yani insanın ruhuna İslamiyet öyledir. Bunu tamam anladık. Şimdi ne anlatacağım? Biz bu derslerle ve okuduğunuz Kur'an'la, okuduğunuz Risale'yle, İlmihal'la vesaire hepsi bizim batınımızdaki, çekirdekteki programın patlayıp ağaç olmasıdır. O zaman aldıklarımız da içeride bir yazılım olmuyor, içerideki yazılımına malzeme olur dışa çıkmasın, çıksın diye. Tamam mı? Yani o zeminde ortaya çıkıyor. Kur'an da dahil. Şimdi şu yazıyı gösteren ara boşlukları yazı kadar mühimdir. Şu her tarafı bu renkli boyansa yazı gözükür mü? Gözükmez. O zaman ara boşlukları da yazıdır. Yazıyı belirleyen yazıdır. Buna ademi vücut denilir. Perdesiz, yani vücut ilmeğe perde olmuş bir unvandır. Vücutsuz vücut. Vücudu yok. Yok da yok ama. Nerede izah edeceğiz bunu? Şimdi başka ne anladık? Burayı anladık. Ademi vücut böyle. Vücudu yok, yok da yok. Ama bir varlık bir yerde ifade edildi. Varlığın ifade edildi. Şimdi Kur'an'da bir vahyi sarih var. Dediği var. Vehhabiler buraya takılıyor. Şialar buraya takılmış. Şimdi Kur'an'ın bir dediği var. Bu cümleyi unutmayın. Kur'an'ın dediğinden daha fazla var Kur'an'da demek istedikleri. Kur'an'ın demek istedikleri vahiy zimmidir. İçinde gömülüdür. Şöyle diyeyim. Kırıkan'dan nar aldım. Yaptığımı söylüyorum. Nar ağacını aldım. Gittim Rize'ye diktim. Şöyüz ya bizde. Ona orada da olsun. Nar oldu. Boyu küçük oldu. Ama bu kadar verdi. Ama hangi nar aldım? Deli Bekirliğini aldım. 450 gram olan da varmış. Yarım kiloyu ben gördüm. Yarım kilo gelen narı ben gördüm. Ama teksi yarışta dediler öyle. Yani devam öyle gördüm. Kara Bekirli, şey, Kara Mehmetler var. Evet. O arada daha büyük. Değil mi? O daha büyük. Ne anlatacağım? Niye teferruata gittim? Rize'ye diktim. Ağacı çıktı. Boyu da ufak. Meyve de bu kadar. Peki çekirdeğin de bu yapısında bu yok mu oldu? Hayır. Şartları bulmayınca batınını tamamen ifade etmedi. O zaman o çıkması, zeminini bulduğu zaman çıkacak olanlara zimmi denilir. Gizli. Mesela benim şu anda size anlattıklarım var. Bir de anlatamadıklarım veya anlatmak istemediğim
kendime tuttuğum veya müsait olmadığından var bu mevzuyla, ona zimmi değil. Anlattıklarında sarih oluyor değil mi? Sarih oluyor. Kur'an'ın sarih anlattıklarından fazladır anlatmak istedikleri. Risale-i Nur anlattıklarından fazladır anlatmak istedikleri. Nerede kayıtlı? Burada. Nasıl kayıtlı olur? Kocaman ağaç çekirdeğinde nasıl kayıtlıysa. O zaman bu ifadeler bu. Burada yok. Bu bendekini uyandırıyor. O zaman Kur'an'ı bir çekirdek olarak. Her bir harfi çekirdektir. Mesela yaprak çekirdek, ama şöyle aramayacaksın. Yaprak çekirdekten çıkıyor, odun çekirdekten çıkıyor, koku çekirdekten çıkıyor. O zaman bir çağ alalım. Bakalım yaprak orada mı? O şekilde yok. Ha, şimdi şeyde buzda da su var. Ama bizim bu içtiğimiz su gibi yok. Peki odunda nur var, duman var. Ama bizim bildiğimiz gibi değil. Ama oradadır. Nedir o? Suret, hakikat, mahiyet. Birbirine dönüşüyor. Ama hep böyle deriz ama sizin gibi insanlara biraz geleceği şey yapan, taşıyan insanlara, inşa edecek insanlara o milleti dediğimden bir tane ekliyor. Aslında milleti şöyle diyor. Suret, hakikat, mahiyet. Değil tabii de. Bir tane eksik. Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Yazayım onu. Suret, kanuniyet, hakikat. Bunu geçen hafta işlemiştik. En azından şu kadar diyelim. Bu sıfata dayanır. Bu esmaya dayanır. Bu esmaların cilve, cemal, nakşın, sanatı. Şöyle. Tamam. Esmaların. Bu da evamiri tekviniye, kadere yazdığı program. Kader programı. Ama tabii konuşurken suret, hakikat, mahiyet diyoruz. Bu da esma ilahi dayanıyor. Tamam mı? Dayanıyor. Şunu da yazayım. Bunlar şimdi külliyattaki konuların genel olarak kavram bilgisi desek. Kavram zaten. İçini dolduruyoruz. Yani belli bir lügatta değil. Yani kavramlar dersi. Tabii kavram yani, tabii. Suret nereye bakıyor? Kanuniyet neye bakıyor? Okuduğumuz zaman o tabirleri görünce nereye intikal edeceğiz? Mesela bu ne dedi? Kur'an, bunun sade vahiy zimmi var. Vahiy sarih var. Mesela şöyle diyor 268 şualarda diyor ki her bir ayetin mutadid manası vardır. Her bir mana küllidir. Üç, her asıl defradı bulunur. Bu vahiy zimmi mi oluyor? Her asıl defradı bulunması vahiy zimmidir. Mesela her bir ayetin mutadid manası var. Vahiy zimmi. Her bir mana da küllidir. Vahiy zimmi. Her asıl defradı bulunur zimmi. Ama dese ki mesela diyelim Musa Aleyhisselam giderken Firavun arkasından Kızıldeniz'de deniz kabuğunu boğuldu, gark ettik diyor. Bu vahiy sarihtir. Yani bunun altında mana aranmaz. He? Bunun altında mana aranmasına gerek yok. Zaten söylüyor ne oldu. Tabii bu dedi bitti. Ha, bu vahiy sarihtir. Peki her asırda efradı var. Tamam mı? Yani adam işte Kızıldeniz ne ifade ediyor? Ne o Allah mı söylüyor? Bir kanun olarak kabul edeceğiz o zaman. Yani bu hadiseyi bir kanun. Yoksa Musa, ben Musa olmayacağım. Meryem Aleyhisselam. Meryem Aleyhisselam tabii.
Meryem, ben kadın olmayacağım. İsa da doğurmayacağım. E niye ben başkasının kitabını okuyayım? Mesela bir misal vereyim. Meryem erkek görmeden döllendi ve kendisine zıt bir yapı sistemi, kendisine zıt kadınsa erkek doğurdu. İsa Aleyhisselam'ın da Kur'an'daki Adem Safiullah, Musa Kelimullah, İsa Aleyhisselam nedir? İbrahim Aleyhisselam neydi? Halilullah. Muhammed Aleyhisselam Habibullah. İsa Aleyhisselam Ruhullah. Tamam mı? Şimdi Meryem'i yapıyorum. Vahiy sahibi böyle bir senaryo çizdi. Vahiy zimniden bahsediyorum. Bu Meryem'dir. Kulak zarı bozulmadı. Vahiy döllendi. Ruhullah, Allah ruhundan öfledi. Vahiy kulağı bozmadan döllendi. Bütünlüğe geldi. İlim oldu. Ölü gönüllere dirilttim. Ağzımdan çıkanla doğurdum. Buradan doğurdum. Buradan girdi, buradan doğurdum. Ve ölü gönüller dirildi. İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu. Ölüleri diriltiyordu. İlle mezardan kaldırmıyordu. Körlerin gözünü açıyordu. İlle bu göz. Bir tanesine sormuşum bir tane değil. Kırık adlı alimlerin böyle 5-6 kişi haftada bir toplanıp tefsir yaparlardı. Ali Hoca da vardı. Ben orada beni dalıyorlardı. Külliyattan bize desteklesin yani. Zora kaldığım zaman buna ait bir şey diyor mu külliyat? Ben onlara demiştim ki hiç unutmayın. Dedim hocam bu İsa Aleyhisselam'ı ölüleri dirilttiği adamlar öldü mü? Gözü açılanlar tekrar ölüp gözü kapandı mı? Şimdi alim ya, he diyecek abamcım. Ne demek istiyorsun dedi. Yok abi, yok sordum. Öldü, o zaman madem ölecekti niye diriltti? E ben ne yapacağım ki İsa değilim ki körleri açayım. Ya, basiret gözünü açacaksın. Ölü gönülleri dirilteceksin. Körlerin gözünü açacaksın. Sen Meryem olup İsa'ları doğuracaksın. Bu vay ya nerede yazıyor? Yazmıyor tamam kardeş yazmıyor. Hemen bir alıyor diyeceksin. Buna layık değil en büyük suç bunu söylemektir ona. Sen inciyi takıyorsun o köze. Oysa boncuk takacaksın. Maddi gözü açmaktan daha ehemmiyetlidir. Ya adamın gözünü açılsa ne olur Murat? Adamın gözü açılsa ne olur? Tekrar gidecek. Ama o şeyi kabul edeceksiniz. Sarıyı kabul edeceksiniz. Otur abi, otur, kalk. Ümmü Mektum radıyallahu anh. Orada da var, en arkada yer var, bunun arkada bir şey. Oraya geç abi, geç abi, gel abi, gel. Gel tatlı, gel. Efendim abi? Ümmü Mektum köyü görür. Yani, ne anlatmaya çalıştığım anlaşıldı değil mi? Bu anlaşıldı. Şimdi, Risale-i Nur'da anlattıklarından fazla vardır anlatmak istedikleri. Tamam mı? Aynı kanun. Kur'an'da nasih ve mensuh var. Kur'an'da 63 tane var. Ben 20-30 tane külliyatta buldum. Yapacaktım. Bir sebebe binaen istenmedi. Yapmadım. Yapacağım da niyetim yok. Aslan abi şöyle oluyor mu peki? Şimdi vahiy zimni dedim ya. Var. Biz bulacağız onları. Şöyle oluyor abi o zaman. Onlar zaten anlatılmış. Hani dedin ya insan çekirdek bizi, çekirdekler şey mevcut. Sadece üstünü açamadıklarında biz zimni diyor. Evet. Mesela bir tanesini açayım. Usta, 10 sene İstanbul'da kaldım, bir defa bakmadım dedi. Biz günahtır diye vesaire. Ben de bir şey söyleyeceğim de yani şey. Tabii ki günahtır, teslim ediyorum ama ben de şöyle bir his var, fikrin dışında. Buna baktığım zaman bu bana bir şey yükleyecek. Negatif enerji. Yani bu kesin biliyor musun? Günahtır deyince nefsim pek durmuyor. Ama benim bu mutlaka paket enerjidir. Enerjidir çünkü. Hadisedir o. Yerde işlenen günahların alem-i misal ve temessüllerini görüyorum. Bir 7 kat ileriye geçmiş bu. Şimdi baktığı anda bakıyor ikisini. Harama bakıyor alem-i misaldekini görüyor aynısını.
Nasıl bakacaksın bakan? Meziyet yok ki orada. Usta vay be 10 sene kalmış bir defa bakmasın. Nasıl bakacak? Baktın, baksın da göreyim. Çünkü ikisini bir görüyor. Sünnet-i Seniyye nedir bu manada? Bak kalkıp yapıyorum. Sünnet-i Seniyye nedir? Şu kalem böyle mi dursa daha doğru size uygun? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Hangisi uygun? Resulullah'ın hareketi sünneti anlatıyorum. Hangi, her fiili niçin doğrudur? Sorusu sorulsa. Bu kalem niçin böyle? Aynı günü bak şimdi. Bu kalem size en uygunu nasıldır? Bu kalemin sizin ruhunuzda nasıl gözüküyor? Nasıl gözükmesi lazım? En doğru. O zaman ruhlar alemine bakmam lazım. Sizin ruhunuzu. Bak ha, kalem böyle yapıyorum. Hayır hayır Hasan, ileri al, ileri al, ileri al. Sağ al, sağ al, sağ al, sağ al, sağ al. Ya çevir kardeş, çevir, 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 çevir. Bak, o kalem burada karanlık gözüküyor. Olmadı, olmadı, çevir, 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 çevir. Ben bak, dikkat edin, buraya bakmıyorum. Çevir, çevir, çevir. Al ileri, al ileri. Hah, tamam. En uygun oydu, tamam. Buradaki muamele orayla yapıyor. Allah Resulü'nün her hareketi mükemmel olamaz. Var, olamaz, beşer yapamaz. Varsa ikisini bir görüyor. O zaman o mükemmel olur, mükemmeldir. Mucize olmasa da diyor, harikuladedir diyor. Evet, harikuladedir. Evet. Mucize olmasa bile. Bak nereye göre ayarladı bu kalemi? Oraya göre bak, bu kalemin duruşu Hasan orada yanlış duruyor, çirkin. Orada kendini ifade etmiyor. Al al al, çevir 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 çevir. Al ileri ileri al. Tamam, öyle atma sakın. Çanak anteni. Baba çatıda. Çevir oğlum, çevir olan. Oğlum çünkü karınca oldu, çevir bu tarafa. Aa öyle dur. İki. Ne baba şey? Nereye göre? Bu görüyor. Peki sen çıplak gözle uyduyu görüyor musun? Peki uydudan sesi duyuyor musun? Kim görüyor? Bunu niye böyle tuttun? Televizyonda öyle gözüküyor en güzel de ondan. Bunda başka izahınız var mı? Niye çanak anteni böyle tuttun? Böyle tut. Televizyonda kötü oluyor. Böyle tutmak televizyona gözüküyor, iyi gözüküyor. Öyle değil mi? Ha, bu adetle sünnet orada böyle gözüküyor. İşte o zaman günahın enerji olduğunu bilirsen ki bunun faturası var. Ya baş ağrısı olarak gözükecek sana. Ya tuvalete gidemeyeceksin. Ya ikide bir tuvaletin olmadığı halde vesveseye dönüşecek. Ya olmadığı bir korku, kalp krizi bir öne gir, korku olarak sana yansıyacak. Ya da bir olacak. Olacak da olacak. O seyrettiğin şeyler. Enerjidir. Unutkanlık olacak dedi. Peki. Şimdi böyle insanı bahsetmişti. Dedik ki kaba taslak şunat-ı zati, emaniyet-i zatiyeden hiç haberimiz yok. Olmayacak. Şunat-ı zatiyede alamet var. Yani niçin anlattım bu vaizari? Şu mazı görüyor musunuz? Bu burada kelam sıfatı var. Kur'an buradan geldi. Fakat buradan gelen vaizari'dir. Tamam mı? Kelamdan gelen vaizari. Fakat Kur'an yukarıdan bahsediyor. Zat-ı sıfattan, şuunattan, şuunat-ı ilahiyeden bahsediyor. Bu vahiy zimmidir. Tamam mı? Gizli. Evet. Tamam mı? Şimdi buradan biz yüklendik, geldik, dedik ki Allah karar verdi, Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu bek gibi düşünün. Bak burası vacibul vücut alemi. Görüyor musunuz? Şurası. Şurası. Allah var iken bu ezeli ve ebedi bu vardı. Sonra bu karar verdi. Dedi ki şunu kainatı yaratacağım. Şunu yarattı şu çekirdeği. Şu çekirdeğin adı mec'uldur. Her şey var. Bunun adı Nur-u Muhammedi'dir. Nur-u Muhammedi'dir aynı zamanda. Burada eneler burada. Eneler şu, benim gömleğim, benim atletim,
gir içeri. Benim aklım, şey benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, o ben diye. Bu. İçerideki aklı, tamam mı? Bu, bir, buraya kadar 2-3 derste gelmiştik. Şimdi bu mahluk değil. Hasan abi buraya kadar gelmişken bir ufak bir şey isteyeceğim de. Şimdi ne kazandığımız, hani derslere daha çok, şimdi ne kazandık biz? Hasan abi bu kadar bize ders anlattı. Biz bu şekilde bu tarz bir ders hazırlayıp yapma hususunda yani bunu nasıl ortaya koyabiliriz, nasıl yapabiliriz? Hani bize bunun metodunu kazandırır mısın? Kısa böyle bir özetle. Ha şimdi... Şimdi yani biz Hasan abi dinledik, şimdi gençler dinliyorlar, biz dinliyoruz. Biz de şimdi Hasan abi gibi böyle dersler yapmak istiyoruz. Biz şimdi olayın neresinden başlayacağız veya külliyat okurken neye dikkat edeceğiz? Ne şekilde böyle bir şey yapabiliriz? Şimdi bu Kabataslak geçen hafta bir iki tane ders yaptık. Bugün ruhun açılımını yapacağız. Ruhta. Bunu orada anlatacaktım biraz ama şöyle. Şimdi bunu şekillendirmeye girmeyeceksiniz daha siz. Buna zaman vermeyin. Yok bu zaten hazır. Amerika'yı yeniden yani keşfetmeye gerek yok. Tamam mı? Şimdi mesela bugün gelmeden sabahtan beri tefekküre çalışıyor. Meçhul grubuma dahil olanlar bilir. Ya göndermiş. Hulasanın hulasası tefekkür nedir? Cümle çalışıyor. Şimdi ruhu yani yöntem şu. Nasıl bulunmuş? 30 sene. Burada geçen ufak yazılar var ya. Hepsi toplama sokulmuş. Hepsinin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti bulunmuş. Hepsinin dimağdaki, vicdandaki, kalpteki, ruhtaki, fiildeki görüntüleri takip edilmiş, iz takip edilmiş. Hepsi evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batını isimleriyle değerlendirilmiş. İktidarını felasetin kullanarak konulmuş. Şimdi bu şeye nasıl geliniyor? Toplama okuyarak. Mesela bugün tefekkür okudum. Külliyatta geçen 300 küsur tane paragrafı tek tek okudum. Ve çıkarımlar yaptım. Bazıları sarih, bazıları sarih değil zimmi. Lemalardaki zimmi manayı mektubatla ezdim, çıkarttım. İsa. Şimdi bunları nasıl çıkarttığını anlatıyorum. Hepsi ne merak ediyorsanız mutlaka onun toplamasını yapacaksınız. Yoksa bak bir gün bir yer okudunuz lemalarda. Abi bu budur. Oysa sureti o. Sen bir yer okudun lemalardan okudun. O şeyin suretini. Veya kanuniyetini gördün. Veya hakikatini mahiyeti. İhata istiyorsan mesela hayatın sureti var. Nedir o? Gözüktüğümüz, yaşadığımız, konuştuğumuz, üremek, konuşmak, hayatın alametidir diyor. Duymak, dokunmak. Bunlar hayatın suretidir. Bir de kanuniyeti var. Bütün kainatı içine almış. Yani Allah dışında ne varsa hepsinin hakikatine sahip. Hayat. Hayat nereye girmişse bütün kainat girmiş. Bir de hakikati var. O hayatın taşımış olduğu esmalar var. Mahiyeti nedir? Subut-ı sıfattan hay sıfatından gelmiş. Örnek için söyleyeyim. Ne yaptım? Ben sırf hayatı bir lemalarla yetinmedim. Şualarla yetinmedim. Toplama yaptım. Peki toplamadan mana nasıl çıkartacağız? En az 5 defa külliyatı bitireceğiz. Rahat kolunu sallayarak o memlekette dolaşabilmen için 10 defa bitirmen lazım. 5 defa bitiren yardım alarak çıkartır. 10 defa bitirene gerek yoktur. Hasan'a gerek yok. Kolunu sallaya sallaya kendini inşa eder. Çok okuma ile mümkündür. Bir şey bağışlayacaksınız.
tahkiki olarak. Bak şimdi. Düze onu anlatacağım. Okumaya ait bir şey anlatmak için, yoksa bak başka şekilde düşünmeyin. Sabah 8:30, 9:00'da kahvaltı yaptım. 3:30'da yemeğimiz var. Ben 3:10 çıktım geldim. Çünkü burada 5:00'te dersim var. 3:30'da yemek yersem 4:00'te masadan kalkacağım. Buraya gelmem için en az 2 saat lazım. Size 1 saat takmış olacağım. Ben yarım saat kendimi düşürmekten. Nasıl okuyacağınızı anlatıyorum. Fedakarlık yapacaksınız. Özveri yapacaksınız. İstemeyeceksiniz. Hep vereceksiniz. İbadet değil, tertlerinizi çoğaltacaksınız. Tertlerle insan insan olur. İbadetle hayvan da ibadet ediyor. Ağaç da ibadet ediyor. Ama onların tertleri yoktur. Mevcudan fıtri ibadet ediyor. İnsanı hayvandan ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesini yeni buldum. Yeni buldum. Hayvan bir şey ister, ister gene. Terk edemez. İnsan bir şey çok ister ama terk edebilir de. Terk edebildiği kadar insan. Terk edeceksin. Bu fedakarlık değil sakın ha. Kendimi inşa etmek adına bir şey verdim, çok şey almak için. Bilin nasıl çalışacaksın? Özveri. Üşenmeyeceksin, yorulmayacaksın. Yattığınız zaman Ayşe Fatma ile yatmayacaksınız. Para pulla yatmayacaksınız. Makamla değil. Bununla yatacaksın. Mecun neydi ya? Yer yer ben, bana gazeteci diyorlar. Ama meyvesini yiyorum. Abi ders yaptığı zaman hiçbir dersim yoktur. Murat belki bir kısmını görmüştür. Kesinlikle defterim var. Size ders anlatacağım. Ama kendi defterim var. Acaba yeni bir mana gelirse ne yapar? Burada dursun diye. Ve bugün bakın sabahtan beri çalıştığım sayfayı göstereceğim size. Yani şimdi okuma saatinde zaten okuduk. İşte tamamdır. Dersek olmaz diyorsanız sana. Yok. Okuma saati doldu, daha okumaya gerek yok. Kardeşim olmaz. Bak şimdi. Ben de okuma saatim okudum. Ne yapıyorum şimdi? Bak. İnanın. Tarihi kaç? Bakar mısın? 7 mi? Bugün yedi. Bak akşama. 8:30, 9:00'da sofradan kalktım. Ve kaç saat? 3:10 bitirdim. İnan namaz hariç. 2 defa da tuvalete gitmişim. He, şu kadar. Okudum. 334 veya 84 paragraftan. Ama özün özü. Cümle. Tefekkür nedir? 1. 5 saatte ilk önce. En az. Bir de bu. 2 mi? İğne ile şeker. 3 mü? 3,5. Tefekkür hakkında. Çünkü yatalı bir nazarım var şimdi. Tefekkür ne yapar? Akli midir, zekaya mı ait? Kalbe mi ait, akla mı ait? Düşünceyle tefekkür arasında ne fark vardır? Tefekkür, düşünce bizi dışarıya taşır, tefekkür bizi içeriye taşır. Bunu diyebilmem için, ağzımdan bu çekme çıkması için 5 saat verdi. Sorduğun için anlatıyorum bunları. Tamam mı? Öyle okuma saatinde okuma ile o gündeliği kurtarırsınız. Geçen anlatmıştım. Çinlilerin bir atasözü var. Günü kurtarmak istiyorsanız bırakın buraları. Gidin balık tutun. Çünkü karnınız doyar. Gündelik odur. 10 seneyi kurtarmak istiyorsanız ağaç dikin. Seneyi kurtarmak istiyorsanız buğday ekin. Kendinizi kurtarmak istiyorsanız kendinize yatırım yapın. Başka hiçbir şansın yok. Terk edeceğiz. Yani kendimle gideceğiz. Başka. Malzeme benden al. Yoksa ne okuma saatiyle bu iş olur, ne de işte yok. Ders saatiyle bu iş. Allah Resulü'nün aldığı Kur'an, Kur'an'da malzeme, Kur'an okudu. Aldı. Aynı Kur'an'ı Ebu Bekir okudu. Aynı Kur'an'ı Ömer okudu, Hazreti Ömer. Aynı Kur'an'ı Hazreti Osman okudu. Aynı Kur'an'ı Ali okudu. Ama hepsi farklı. Neye benziyor? Villanın da malzemesi tuğla, çimento, gece konduğunda tuğla, çimento.
ve yer. Kendini inşa edeceksin. O kadar da kolay ki, hiç de zor değil. Bunu yaparken, niçin yaptığının cevabını bulursan, her şey lezzet inkılap eder. Ben bu anlattığım şeyi, mesa ve tam koltuğumda kesinlikle yastık da yoktur. Uykum gelmesin diye tahta vardır. Görüyor musun? Abi intizam olmayan da külliyeti olmaz. Külliyeti olmaz. Öyle de geçiyor. Bir şeyin intizamı yoksa külliyeti. İntizam kendini yönetme sistemi. Uykum gelmesin diye. Bunlar her isteyene verilmiyor. Ama verilen kimler? İsteyenler. Arayanlar. Gayret edeceksin. Birincisi, tembelliklerine bir şey olmayacak. İki, dokunma çocuğa. İki, kuralı bileceksin. 5 saat çalışırsın ama kuralı, sistemli çalışanın 10 dakikasına gene gelemezsin. Sistemi deneyeceksin. O da abilerden alacaksın. İnsan yani ne kadar da zorlasa bir yere kadar gider. Yani içine girip bir lezzet almak lazım. Yani manevi. Nasıl alacaksın o lezzeti? Değil mi? Lezzet nedir biliyor musun? Millete ders anlatmak için okursanız okumak işkencedir. Birisini anlatacağım, ben bunu okuyayım. İşkencedir. Çok zordur. Saate bakarsın. Bismi Subhanehu. Benim işim ilerisi bir an değil. Bunu nasıl kalamaz? Okuyup kendimi inşa edeceğim. Kendim için. Bu kendimi inşa edeceğim. Çünkü ebed aleminde, sonsuzluk aleminde rahat istiyorsanız rahatınızı terk edeceksiniz. Oradaki rahat, buradaki fedakarlığa bağlı. Peki nasıl lezzet alacağız? Yöntemi nedir? Bak. Eğer aldığınız ilimle kendinizi enfüsü taşınıp kendinizi inşa etmeyi becerebilir dediğiniz anda bu sefer ne kadın, ne para, ne baklava. Hiçbir şey gözünüz görmez. Çünkü en büyük lezzet, unutmayın, dünyanın en büyük lezzet güzel ahlaklı insandır. Eğer kendindeki güzellikleri fark edip ona doğru yaklaşma nispetinde kendini keşfetmek, yani enfusi yatırım, enfusi tefekkür. Ha? Bu derslerle enfuse geçtikçe lezzete karşı olacaksınız. Artık yaşadığınızı o zaman fark edeceksiniz. Bedensel dayatmalardan o kadar uzak olacaksınız. Yani isteyerek değil, zaten mümkün değil. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Şimdi baklava yerken çorbaya kim tenezzül eder? Mercedes'e giderken Hacı Murat'a bakar mı adam? Şimdi geçtin içeriye. İçeride. Kendinle tanıştın. Kendinle zevk ediyorsun. Her şeyi görüyorsun orada. Haritadır diyor içerisi. Rüznamedir diyor. Nasıl yapacak işte lezzet? Kendimize yatırım yapmayla mümkündür. Kendimize yatırım yaparsak kendimizden kaçmayız. Kendimizden lezzet alırız. Kendimizden lezzet aldık mı artık başkasını görmeyiz. Ne tasip olur, ne haset olur, ne tembellik olur. Çünkü sana bakarken kendisini seyrediyor. Öyle insan, öyle hale geliyor ki arabayı sürerken, arkaya bakarken kimse koltuğun arkasına böyle bakmaz. Arkaya bakmak istesen bile dikiz aynasıyla bakarsın. Yani arkaya bakarken öne bakıyorsun. Öne bakarak arkaya bakıyorsun. Ama yalnız hafif açı değiştiriyorsun. Böyle bakarken dikiz aynası buradan şöyle yapıyoruz. Arkaya bakarken yan aynalara bakıyoruz. Dönmüyoruz, dönmeyeceğiz. Kim görür? Aa orada kapı varmış ya. Aa orada prizler var, perdeler var. Böyle bakarken görmedim. Burada tut vardı. Ha, kim tenkit eder? Kim bağnazdır? Kim geçimsizdir? Kim menfi taassubu var? Kim onu bunu eleştiriyor? Kim başkasıyla meşgul? Sağa sola bakandır. Hedefini kaçırandır. Hiç duydunuz mu onu bunu eleştirmeyi? Yaptım öyle bir şey. Zamanım yok ki. Hatta kendinizi kötü hissetmeye zamanınız bile yok.
Bak 5 saat uğraştım. Arabaya atladım. Geldim. Gelirken düşünüyorum ne, hangi konu şey vardı. Gelene kadar filmler değişti. Şimdi ben kendi buraya da geldim, bunu yapıyorum. Giderken birkaç tane aileye uğrayacağım. Onlar da günü yapacağım. Kötü olmaya zamanım yok ki. Hakikaten zamanım yok. Kötü olmak için düşünmek lazım. Öyle zaman olmaz. Şimdi demek ki bir, enfüze şey yapacağız. Yatırım yapacağız. Kendimize yatırım yapacağız. Nasıl yapacağız? 5 defa okursanız külliyatı, yardım alarak çalışabilirsiniz. Gayet rahat çalışırsınız. Abinize sorarsınız. 10 defa okumuşsanız hiç gerek yok. Git tamam, git Moskova'ya. Orada da aynı dersi yaparsın. Nereye gidersin? Peki nasıl okuyacağız? İsteyeceksin. Nasıl isteyeceksin? İsteyenlerle beraber olacaksın. Mesela burada hep benim gıybet edelim. Ömer etmiyor. Burada herkes gıybet ederken Ömer kendisini iyi hissedebilir. İyi olmak istiyorsak iyilerle beraber olacağız. Böyle bir yerde değilseniz, böyle bir cemaatta, grupta, bu dersi nasıl büyüyeceksiniz? Ancak CD'lerden büyüyeceksiniz. CD'lerden de bilgi olur. Halet olmaz. Ne olmak istiyorsanız, topçu mu? Topçularla olacaksın. Tek başınıza sokakta topçu olamazsınız. Kumar oynamak bile kahvede olacaksınız. Böyle kenar köşelerde kumarcı olamazsınız. Ehliyle. Hiç dağda gördünüz mü? Domuz çakalla. Tavuk kediyle. Tavuk tavukla, kedi kediyle, domuz domuzla, çakal çakalla, at atla dolaşır. O zaman evlenirken soruyorum zaten. Nasıldır kız veya oğlan? Kimlerle oturup kalkıyor? Ona bak, bitti. Bitti. Demek ki o tiptendir. Tamam. Ömer eşyal olmuştur zannedir. Belli bir yerden sonra hani uzaya çıkarken yakıt tanklarını bırakıyor şey. He. Yani okumayla beraber belli bir seviyeye ulaşıldıktan sonra o kaide kurallar artık onun için geçerli değil. Kendisi artık yol benzini... Yok okuma zamanı falan yok. O bitti artık. Sen artık tayin etmiyorsun Murat abisi. O dediğin gibi o yakıt tankı bitti. Sıvı tank bitti. Katı yakıta geçiyor. Artık hayatını sen belirliyorsun. Çünkü artık sen ameli değil, inşaatçısın. İnşaat yapıyorsun. Artık oğlum harcı koy, tuğlayı çıkart, karıştır. Peki usta olunca aynısı yapıyorsun ama kimse sana demiyor. Sen yapıyorsun. Karışması gerektiğini sen biliyorsun. Karıştırıyorsun ama sen karıştırıyorsun. Bana birisi dedi mi ki tefekkürü yap dersi, araştır. He? Yok. Ama benim içeridekiler dediler. İçeride şiddetli bir arzu geliyor. Artık o kontrol çıkmış. Yani enfüse şey yaptın mı içeride, öyle oturuyorsun sabah kahvaltıdan sonra masana. Evradımı bitirdim. Ondan sonra benim çalışmam var zaten. Şey, ezan. Bunu aradan çıkart dedi. Neyi? Mubala atmıyorum ha böyle. Neyi? Çok şiddetli bir arzu. O arzunu sakın erteleme. Hiç şansın yok. Kitap okuma arzu mu var? Sakın kalk yataktan erteleme. Çünkü arzu her zaman gelmez. Ve ne dedim? Tefekkür. Bu işlerde ana motor bu diyorsun abi. Evet. Şimdi bu olmadıktan sonra sen ne kadar anlatsan, biz ne kadar kaide kural koysak boş. Ezbercilikten ileri gitmez. Peki bu halet okuma aşkı gökten gelir mi? Hayır. Onun kuralı var mı? Bu haleti nasıl uyandıracağız? Uyananlarla beraber olacaksınız. Şimdi burada berabersiniz. Benden şimdi uyanması, böyle yapmamız gerekiyor diye bir duygu uyanmadı mı? Böyle bir arzu gelişmedi mi? Köyünüzde olsaydık, oğlum traktörü yaptın mı? Mektebine gittin mi? Oğlum mühendislik imtihanına girecektin ya. Şey olacaksın, hiç duydunuz mu anne babadan benim oğlum vakıf olacak, ulema olacak? Benim oğlum ulema olacak diye duydunuz mu? Mühendis olacak diye de çok duydum. Şimdi
kendine yatırım yapmak, kendini keşfetmek, kendine barışık olmak, kendine zevk almak. Bunu konuştuk ve 10 dakika. Şu anda kendinizi bir merak etmediniz mi? O zaman bir de hedef tayin etmek lazım abi. Ya ben traktördüm, traktörcüm olacağım, mühendisim olacağım. Önce yoksa vakıfım olacağım. Yani bunu iyi bir tayin ettikten sonra, karar verdikten sonra artık o yolun gereği neyse canı gönülden bir çalışma başlatmak. Evet. Şimdi bir kere canı gönülden olanlarla beraber olacaksın. Diğeri gelir. Başta bunu yapacaksın. Ha hu 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 hu. La kararlı kararlarla böyle bir insan sirayet eder size. Sigara içmiyorsunuz. Sigara içenin yanındasınız. Ve kokarsınız kardeşim. Kokarsınız. Ben mesela arabanıza bindim mi? Uzun seyahat edecek miyiz? Mesela bir cenazeden çıktık. Dön. Aa cavet ettiler. O derneği varmış. Bir salon tutmuşlar. Türkiye'nin en meşhur adamın gelini ve bir holdingin kızı. Malum. Bir yer tutmuşlar. Bilmem ne derneği. Yemek de varmış. El freni çek, takoz kayıp. Ben bu işte. Ben kardeşim cenazenize katıldım. Cenazede de konuşma yaptım mı? Size bir tesir de verdim. Akşamki şeyinde yok. Ben yemek mehmet yemem. Herkes de yemek yemem. Herkes de seyahat etmem. Herkes de ticaret yapmam. Üç. Şimdi mesela seyahat edeceğim değil mi? Ankara'ya kadar gideceğim. 5 saat. Beraber karar verdik. Bana sormadan birisini aldın değil mi arabaya? Aşağı yaptı. Biliyorsun X. Arabaya indim. Abi bu da bizimle gelecek. Ya ben sana niye indim biliyor musun dedim. Gelemeyeceğim için indim dedim. Gelemeyeceğim. O abi olur mu ya falan. Yok kardeş. Ben sana gelemeyeceğim için arabaya indim. Binmeye gelmedim. Bana sormadan yol arkadaşı almıyorsun. Demek ki bana sormadan da yol arkadaşı bırakacaksın. Anladın? He, ezan da okundu. O zaman bir 15 dakika devam edelim. Şimdi en azından bu dersimiz şu olsun ana fikir. Ne olmak istiyorsanız onu bilmeniz lazım. Mesela Ömer bir sene sonra nerede olman lazım? Onu biraz görmen lazım. Şurada olmak lazım. Olacağım. Onun için adım atacaksın. En büyük sizi yıkan, perişan edecek şey ben yapamam. Sizin katiliniz odur. Sizi keşke birisi öldürse şehit olurdunuz. Silahlı. Sizi katleden, murt götüren ben yapamam. Ben beceremem. Asla dememişim. Demem. Demem. Niye yapamayacakmışım? Ha o benim işim değil. Telefonu yap. Benim işim değil. Tam da kullanamam sizin kadar. Ama kendim işimi, Buruşte'nin bir sözü vardı. Eskide o sporlarla meşgul oluyorduk lisedeyken. Demişler ki nasıl başarılı oldun? Çok ilginçtir Buruşte. Demiş ki çok hareket bilmek değil. Bir tane hareketi tespit ettim. Onu en iyi ben yaptım. Külliyatta müthiş meslek var. Enfusçi mi, esmacı mı, eneci mi, kaderci mi? Laikacı mı, sosyoloji mi? Rüştü abi sosyolojiciydi. Laikacıydı. Tamam. Usta yani. Biz de yürüyoruz. Ama benim de garip. Benim işim fıtratım. Bu yani. Benim seçtim. Hayır. Bunlarla beraber olunca fıtratımız kayıverdi. Kayıverdi. Ötekisi böyle kaydı. 40'tan sonra şekilleneceksin. 33'te mail başlayacak. O şey. Şu anda polen topluyorsunuz. Bal yok daha. Siz daha ne olacağınız? 33'e kadar malzeme toplayacaksınız. 33'ten sonra mail başlar. 40'ta karar kılacaksınız. Ben buyum. Zaten demene gerek yok. Olsun zaten. Mesela malzeme olmadı mı? Polen olmadı mı? O zaman yaban arısısın. Başkasının arısına, balına muhtaçsın. Polen. Yani o zaman eşek arısı derler sana. Hep dinleyici olacaksın. Hep böyle bir şey dese de bilsem olacaksın. Ne var ya? Mevzu toplamaya. Eneği topla. Tamam. Allah Allah. Şimdi eneyle enaniyet farkı var. Dün onu sordular.
eneğine nani ettim. Şu bir şey yazıyorsunuz. Ene var. Külliyatta göreceksiniz. Enaniyet var. Enaniyet. Hasan abi. Evet. Devam futbol abi. Aynı soruyu bize bugün kendi aramızda konuşmuşuz. Enaniyet. Şimdi çok güzel. Ene mahluk değil. Tevaf geldi. Bunu mu soruyordun? Sabah bunu konuşuyordun. He? Sabah bunu konuşuyordun. Sabah bunu konuşuyordun. Enaniyet mahluktur. Kim konuşturuyor? Allah konuşturuyor. Kaptır Allah'ın elinde. Mahluk değil. Neyi koymuş? Şimdi enaniyet için 146 emir daha bir de 7 tane sıfat söylüyor. Ruznamedir, takvimdir, haritadır. Tamam mı? Burada bakarsın. Yani enaniyet mahluk olduğu için mahlukun ifade edildiği zemindir. Mahluka aynayız. Şeceri hilkat. Tamam mı? Şeceri hilkat var ya şu. Nur-u Muhammed'in aşağı. Arş, arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, domuz, zilam, alem-i şehadet, kadın, erkek, tencere, tabak, her şey. Bu mahluk olduğu için mahlukun hulasası. Bütün alem cem edilmiş sende bu. Tamam abi? Enaniyet ise mahluk olmayan şu şeyden yukarı vacibe mahluk olmayan mahluk olmayanı gösterme özelliğimiz. Ene. Ene. Biri aşağı bakıyor, biri... Biri yukarıya. Aşağıya bakana nur. Nur tarafı. Nur tarafı. Mana tarafımız. Yani şöyle göstereyim size. Dedim ki ruha giremedik. Bak. Şurada ene var ya, görüyor musunuz abiler? Gördük mü abi? Bunun bir nur tarafı var. Şöyle yapsam da. Bu nur tarafı buradan aşağı. Allah'ın nuru semavati vel ard. Yani Allah semavati ve içinde her şeyin nurudur. Yani varlığın programı, çekirdeği. Bu nur tarafı enaniyet. Var olduğu için, mahluk olduğu için varlığın aynı dalık ediyor. Yani bütün alemlerin çekirdeği. Yani nedir? Ruznamedir, takvimdir, haritadır tarafı. 7 tane. Bir de mana var burada ene'de. O da mahluk olmadığı için, şu ene mahluk olmadığı için ene'nin iki yönü var. Bir nur, bir mana. Ene mahluk olmadığından mahluk olmayanı gösteriyor. Çünkü mahluk olmayanı göstermesi için kendisi mahluk olmaması lazım. Her şeyi gösteren kendisi gözükmemesi lazım. Çünkü hangi şekilde gözükecek? Şimdi şöyle yapayım size. Daha iyi gözükür, daha iyi yapayım. Dur. Şu. O göstereyim hiç şey olmadan. İki defa basarak ne oluyor? Ben eskiden bir defa... Bak şu arkadaşlar. Nur ve mana inşallah buradadır. Ha bak bu. Görüyor musunuz? Nur tarafımız bu. Mana tarafımız bu. Veya ötekisini göstereyim. Daha biraz da latif olsun. Şurada var mı acaba? Yok. Aynı galiba. Yok, biraz değişik galiba. Yok. Aynı. Şöyle yapsak. Bir tane bir şahane gitti. Şimdi bak, aha bak, nur mana. Yani kısacası enaniyet şurada bak. Enaniyeti görüyor musunuz? Kainata rüzgarı olmuş, takvim olmuş, ayna olmuş, harita olmuş, filist olmuş, mizan olmuş, mikyas olmuş. Dişe vuruşlarda liste, takvim, fezleke, külçe, nefsin atıka, filiste, mizan, mikyas. Bu. Bu kainata, bak neymiş?
Esma-i Kutsi İlahiye'nin bizdeki ulasası. Mahiyet hayatında bulunanlar. Dokunmayın çocuklara. Burası kurs. Mutfaktan, lokantadan yemek kokusu gelir. Tamirhaneden yer kokusu gelir. Değirmenden mi? Bunlar melodi gibi geliyor. Abi telefon çalınca kızıyorsun. Saygısızlıktır o. Bu seni tanımlıyor. Keyif veriyor. Derse bu derste niye bizim ayıngı bozuyorsun? Çalıyor değil mi? Ama bu keyif veriyor. Burası diyor. Talebe şey. Hoşuma gidiyor. Güreş yapıyor falan. Keyif veriyor. Damur durduğum kadarlaşıyor. Ya abi var bir tane yerde. Efendim. Ya abi var ya aşağıda yerde. Hayır dokunma. Dokunma. Bu bizim melodimizdir. Tamam mı? Biz de müziğin ihtiyacımız var. O da çalgı aletimizdir. Tamam. Şimdi enaniyet de burada enaniyeti gösterdi mi abi? Bak enaniyet bu. Sen sorun. Burada haritada var zaten. Bak harita. Enaniyet. Ene. Nur tarafımız enaniyettir. Ne işi yarıyor? Varlık, varlığı aynı hatırlık yapıyor. Ene ise var olmadığı için, vücut haricisi olmadığından vücut haricisi olmayanı gösteriyor. Şimdi şuna benziyor, göstereyim. Şu nur tarafı şuradan aşağıya bak iniyorum. Nur tarafı enaniyet. Rüzname, takvim, firisteni, mizan. Tamam, buraya kadar. Enenin kendisi de şuna aynıdır. Bunlar mahluk değil ya, şunlara. İki taraflıyız. Hem mahluku tanımlıyoruz, hem vacibi en güzel aynadarlık yapıyoruz. Vacip mahluk değil, mahluk da nasıl gözükecek? Güneş vurdu çekirde, fıtratı gibi inkişaf etti, mahluk olduğu için. Vahid kıyasında diyor ya, bu üst taraf için diyor değil mi? Evet. Yani... Ben bu evi nasıl yaptım? Şey tarafı için, mahluk olmayan tarafı. Mahluk olmayan tarafı var. Varlıkta. Mahluk olan tarafı. Vacibül vücut, Allah'lık alemi mahluk değil. Şeceri hilkat, mahluk olan taraf. Biz ortadayız. Abi bu enaniyetin hani müsbet menfi yönleri var mı? Tabii. Mesela o, şu var ya şu, göstereyim onu. Göstereyim abim. Şu enaniyet. Sen aslı buydun. Tamam mı abi? Sen bu. Bir de lugata bakarsanız enaniyet gurur, kibir, nefis. Eğer sen bunun farkında değilsen, takvim, rüzgarla oluşun, nefsine uyarsan şu olursun. Bak görüyor musun? Şu olursun. Nefis kötü değil. Nefis insan demek. Tamam mı? Güzel bir şey. Eğer uymazsan, bak bu. Mağaz görüyor musun? Uyarsan nefse emareye döner. Bu sefer enaniyet, bu da enaniyet, bu da enaniyet. Bu müsbet tarafı, bu menfi tarafı. Peki nefse mi? Nefis kötü müdür? Hayır. Altı tanesi nimettir. Nefsi levvame, mulime, mutmayne. Kur'an'a buna yemin ediyor ve takdir ediyor. Nefis, yedi tane mertebesinden... bir tanesi nefsemaredir. Nefsemare de ikiye ayrılıyor. Buralara girecektik. Girmedim. Maddi nefsemare var, manevi nefsemare var. Nefise de gireceğim size. Ama şimdi ezan okundu. Herhalde bir saati de geçti. Yalnız okumak istediğim şeyi onu bir göstereyim. Şuydu abi. Ene buydu. Mahluk değil. Ruh da ceverdir ama aynı gibi değil. O da mahluk değil. Mouse görüyor musunuz? Şu. Bak. Ene Nur-u Muhammedi'dendir. Ruh cebeli kanun-u emridir. Evamir tekmini. Yani kanun gibi. Ama ene gibi değil. Biraz daha enenin dışa vuruşu. Soğanı cücüğünü düşün. Cücük yani ene. Çık dışarıya. Ruh cebeli. Çık dışarıya, mahluk ruh. Ruh nasıl mahluk oldu diye anlatacaktım. Ruha dört özellik takılmış. Ziyayattır, zişurdur, kanun emridir, vücud hariç. Bu uçmasın diye takıldı, bu dört tane takıldı. Ama havaya uçmasın diye bir glaf-ı latif,
bir bedeni misali sarıldı buna, streç gibi. Ondan sonra tamam mı, burada tuttum. Yani grafilatif bedeni misali de dersimiz var. O da iki tane derstir. Sitede var, o ne demek? Sonra ikna etti diyeyim, Allah ruhu ikna etti, cesede koydu. Cesede koyabilmesi için, konulabilmesi için ruh ceberini, ruh mahluk olmuş. Mahluk olmuş, yetmiyor mahluk ol, zihayattır, zihşur, dukanır. Bedeni misaliyle streçle, naylonla sardı. Sonra bedeni koydu. Bedene koydu. O mahluk yapan zihşurdur, zihayattır. Onun dışa vuruşlarına konuşacaktım. Konuşacağız. Tamam. Burada en azından bugün belki de daha verimli olmuştur diğer derslerden. Bir şey istiyoruz ama bir varmanın yolu, bir isteyenlerle beraber olacağız. Birincisine isteyenlerle beraber olacağız ki biz de isteme duygumuz gelişsin. Birincisi bu. Bir daha biz de bu ilim olmasını istiyoruz. Kendimize tanışmak istiyoruz. Kendimize taşımak istiyoruz. Kendimizden nefret etmeyeceğiz. Zevk almanın yolu bir. Bu işle alakalı olanlara ilk önce karar verdik. Bu olacağım. Bir sene sonra burada ol. Bu işte alakalı olanlarla beraber olacağım. Üç, yönteme kuralına uyacağım. Tembellik yapmayacağım. Tamam. Ondan sonra tamam. Sonra Nadir abi diyor ki böyle dediğince bir tane de var dedi. En ciddisini unuttum dedi. Hiç unutmuyorum ben. Ona tamam deyince hayır mı? Dua edeceksin. İsteyeceksin Allah'tan. Bunu ısrarla isteyeceksin. Şartlarını, zeminini hazırlayıp sonra... isteyeceksin. İstemenin de en kuvvetlisi fiilen adım atacaksın. Sakın üşenmeyeceksin. Bir mana geldi değil mi? Defteriniz var değil mi? Kalkacaksın, yazacaksın kardeş. Kalkıp yazacaksın yatakta. Tesire de bu sözüm size. Çünkü yapıyor. Bir tanesi çıkıp diyecek, ya kendini anlatıyorsun. Ben anlatıyorum bu dersi, nasıl anlatacağım? onu yaşamadığım için, seni yaşamadım ki, sendekilere şahit olayım da bu dersi sana göre anlatayım. Ben şahit olduklarımı anlatıyorum. O kadar dikkat ediyorlar, ona da memnun oluyorum. Hep kendini anlatıyorsun, tenkit ediyorlar. Demek ki Haşim Meydan'da inşallah bu kadarla sorgulanacağım. İnşallah. Sorgulayıcılarımız çok anlatsın. Şimdi nasıl anlatayım? Ben böyle yapıyorum dedim. Sen nasıl yaptığını ben nerede bileyim? Demek ki dört tane kanı. Bir, hedefimiz ve isteyeceğiz. İsteyenlerle beraber olacağız. Bu istemenin yöntemi kuralına uyacağız ve dua edeceğiz. Hani dua ne demek? Terk yani. Öyle değil yani. Var mı? Terklerimizi çoğaltacağız. Kalkacaksın, yazacaksın, çekeceksin, defter olacak. Burada bırakıyorum. Var mı sorunuz? Yani yatsak şimdi olmaz mı? Yatsak kafana vuran yok. Mesela beni düşün bura. Benim kafama vuran olur mu? Şimdi çekip gidemez mi? Yapamaz mı? Siz de öylesin. Hepiniz de. Ben kendime mi sanırım? Ama değil işte. Böyle değil. Olmuyor. Ben keyif mi alıyorum o trafikte? Dur kalk bir, iki. Bir, iki nerede? Bayrampaşa'dan Mahmut Bey geçirene kadar bir iki viteste. Ha? İki saat rahat sürüyor gelmem için. İki. Eğer biraz 3.5-4'ten çıktıktan sonra 2.5. Giderken 1.5 saat gidiyor. Niçin? Ne anlatıyor? Yatmayla olmuyor. Yatmayla kabak oluyor. Karpuz da oluyor. Hıyar da oluyor. Hıyar da. Yatarak büyüyorlar. Biz dedik ben kendi yatarak büyürüz, kocaman oluruz, hep ilim sahibi oluruz ama. Adam Kur'an yapmış. Hangi eve gidersem gideyim, mutlaka şaşırdık, mutfağa gider, buzdolabını açarım. Ne? Mutlaka. Hastalık. Sen de gittin eve, bak misal, kütüphanesine bir bakman lazım. Kim bu adam? Üst abiye demiştim ki son şeyimiz olsun. Abi 15 sene kaldım, 16. seneye geliyorduk o zaman. 16 sene kaldık.
15 sene sonra söylüyorum ilk defa ona. Abi, bana bir iki günlüğüne izin verir misin? Köye gideyim anne babama. 15 sene anne babamı görmedim. 15 sene. Murat bilir. 15 sene anne babamı görmedim. Rüştü abi de 40 mı 50 mi neyse. Bir şey öyledir. Hiç. Hiç. Rüştü abi de cenazesine bile gidemedi annesinin. Olur mu ya? İmam Yusuf da babasını yıkadı, defnetmeyi başkalarına gönderdi. Siz defnedi, ben derse gidiyorum. İmam Yusuf. İsa Aleyhisselam da talebesi Petrus dedi ki ey Allah'ın Resulü, babam vefat etti, öldü, gömeyim. İsa Aleyhisselam dedi ki ya Petrus, bırak ölüyü, ölüler gömsün. Hmm. 15 sene ana babamı görmedim ve 15 sene sonra diyorum ki abi, bana iki gün izin verir misin? Bu konuda da Mustafa da şey, Murat'a da fırça atmıştı. Dedi ki, tamam dedi, bakarız dedi. Gittik, gittik. Sobasını yakıyorum, tamam mı? Defter elimde, sorulu. Öğlen derslerimiz var, çalışıyoruz. Acayip, 37 tane vakıf var binada, 6 kat. Ona bir hafta geçti, 3 tane de çit yok. Tamam mı? Tık oynamıyor yani. Ya bir sobasını yakarken, şey yaparken, bir yemeğin bir şey getirirken... Sen... He? Yani böyle değil mi? Ondan sonra çaktım adam, abi yemeğini koyar. Ya yumuşak baktım, iyi ya. Havasına girdi, havasına. Abi bana işte bakarız demiştin ya, bir iki gün müsaade çektin. Sağ ol adam ya. Ne güzel yemek yiyecekti. Al bunu. Tamam bakacağız kardeş. Git. 15 gün geçti çünkü. İçeri köy dersi gidiyoruz. Ahmet Özer, tam şoför. Ben sağ beyim. Arka koltukta Rüştü abi, tek. Evlatları arabada okurdu. Kur'an'ını, Cevşen'i. Cevşen onun kadar okuyanı ben bilmiyorum. Cevşen'i yetiştirmişti parmak tuta tuta. Cevşen'i acayip okur. Cevşen'i var ya, her gün kesinlikle bitirirdi. Acayip bir şey. Ona bir hava geldi, bunlar ne içinde? Hemen sıkıştırıverdi. Dedim ki, abi verecektin ya bir iki gün ya. Bir sessizlik başladı, tarihi cümlesini söyledi. Dedi ki, kardeş dedi, biz izinimizi kabire sakladık. İznini kabirde yapacaksın. İzin orada yapacağız. Bir daha söylediğimi hatırlamıyorum. Peki, nasıl gördüm ona sen? Rize'ye komple hizmete gittik, Uç tabi de orada. Ahmet abi de gördü ya. Orada Rize'de dersteyken fark etmez yoksa eder olsa nerede? Dersteyken ne kadar süre? 45 dakika, çayda bir saat. O zaman ne kadar yapın? O zaman finish yaptım. Anladın mı? Yani isteyeceksin. Peki, kimin yanında? Böyle insanın yanında bunlar çıkar işte. Vahir davahum, bir şey mi diyecektiniz? Vahir davahum, enilhamdülillah rabbil alemin, el-fatiha temassalavah.